Sıcak bir Eylül gününde doğdu mavi siyah efsane. Kadıköy'ün tam kalbinde, kalbimizin tam dibinde, aşkımızın gerçek adı No Fox Machine. Seninleyiz sonsuza dek, peşindeyiz biz tek yürek, tek aşkımız No Fox Machine. Seninleyiz sonsuza dek, peşindeyiz biz tek yürek, tek aşkımız No Fox Machine. Merhabalar arkadaşlar. Alın kahvenizi, kariyerimize gelin. Fenerbahçe logosunu görüyorsunuz ama biz aslında Fenerbahçeli değiliz. Hangi takımdayız biliyor musunuz? No Fox Machine futbol kulüplüyüz arkadaşlar biz. Bakın formaların şu güzelliğine bakın. Mavi siyah formamız asaleti temsil eder. Böyle şeyler var ya. Yok, asaleti falan temsil etmiyor. Hoşuma giden renkleri yaptım. Şimdi bu takımın özelliği ne biliyor musunuz? Bu takımın özelliği kadrosunun her bir kişinin ve sadece futbolcular değil aynı zamanda koçların, sportif direktörlerin sizden oluşması. Böyle bir fikir gelmişti aklımıza. Sizden isimlerinizi aldım, soyadlarınızı, doğduğunuz yere kadar güçlü bulduğunuz özelliklerinizi hepsini ekledik. Ve bir potpourri oluşturduk. Harika bir kadro kurduk. Ve kendimizi 3. lige attık. No Fox Machine futbol kulübü olarak. Peki bu ligde ne yaptık biz? Hızlıca anlatmaya çalışıyorum. 15 maça çıktık. Yenilmedik. 14 galibiyet. Bu 15 gün önce kurulmuş bir kulüp arkadaşlar. Baktılar biz iyi gidiyoruz. Türkiye Kupası'na aldılar bizi. Ve Türkiye Kupası'nda bizi Süper Lig ekibi Denizli Spor'la eşleştirdiler. Denizli Spor. Ne oldu biliyor musunuz? Evet, iyi başladılar. Bizi çok zorladılar ama 3-2 kendi evimizde. Yani müthiş bir azimle yendik arkadaşlar. Sonra İstanbul kulüpleri panik yaptı. Baktılar İstanbul'da başka bir kulüp var palazlanmaya başlayan. Eskinin Vefa Sporu gibi, Kara Gümrüğü gibi. No Fox Machine Futbol Kulübü. Evet belki ismi Türkçe değil. Neyse oraya girmeyelim. Fenerbahçe ile eşleştirdiler bizi. Gittik Şükrü Saracoğlu'nda. Çok rahat görmüşlerdi bu turu. Ama 3 tane attık geldik. Arda Ateş, Ata Alamut ve Mustafa Döleksöz'ün golleriyle. Ata ve Mustafa isimlerine dikkat edin. Sonra Galatasaray ile eşleştirdiler. Hala bitmedi o tur. 2 ayaklıydı. Ama ilk ayağında ne oldu biliyor musunuz? Gittik Ayaz Ağa'ya. Hatırlayın dediğim Mustafa Döleksöz ve Ata Alamut'un ikişer golleriyle yendik. Bakın bize karşı çıktıkları kadroya bakın. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Hafife aldınız bizi. 4 tane yediniz bizden. Şimdi bize 4 tane atmanız lazım buraya gelip. Bakalım hangi kadroya çıkacaksınız göreceğiz. Ama öncelikle Uşakspor ve Eyüpspor maçlarımız var. Ayrıca bundan önceki videoda Ocak ayı transfer döneminde bir kişi daha transfer edeceğimizi söylemiştim sizden ve isimler gelmişti. Şimdi o kurayı görelim. Kuracek.com. Şimdi burada ilk transfer döneminde aranızdan birini takıma katacağımıza söz vermiştim. Ve isimleri almıştım. O isimlerin hepsini buraya yazıyorum. Ve kura çekiyorum. Bir isim. Çünkü ara transfer dönemi. Kadromuza katılacak. Sonra iki kişi daha katılacak. Lig bittiğinde. İki kişi. En az iki kişi arkadaşlar. Çünkü takımdan ayrılanlar da olacaktır. Onların yerini doldurmak adına tekrar konuşuruz bunları. Şimdilik kazanacak kişi sayısını seçtim. Bir. Bakalım. Kadromuza kim katılacak Ocak ayında? Ege Tezgel, seni kutluyorum kardeşim. Oyunda şimdi transfer dönemi geldiğinde kendini göreceksin. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar, kurayı izlediniz. Ege Tezgel isimli kardeşimiz, orta sahamız, Antalya doğumlu kardeşimiz aramıza katılacak transfer döneminde, merak etmesin. Kendisine başarılar diliyoruz ve yeni transferleri bekleyeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, belki bir Ocak ayında bir kişi transfer ettik ama transfer döneminin sonunda, yani yaz transfer döneminde büyük ihtimalle bizden gidenler de olacaktır. Belki de 5 kişi, belki de 10 kişi. Bilmiyorum kaç kişi gelecek. Takipte kalın. Devam edelim arkadaşlar. Samet ve Kerimcan'ın, Can Kerey'in bizle tekrar tam olarak antrenmanlara çıkması haberi bizi sevindirdi. Doruk da antrenmanda iyi çalışmaya devam ediyor. Onu tebrik edelim. O da sağ ol hocam dedi bana. Eyvallah. Şimdi Uşakspor deplasmanına gideceğiz. Şunu göstereyim size bakın. Şu ana kadar en golcü ismimiz Mustafa Döleksöz. 9 golle. Kaç maçta yaptı bunu?
Toplamda 12 yedek girdiği maçlarda. Aslında maçta her maç başına bir gol atıyor diyebiliriz. Yalnız en fazla asist Mehmet Acar. Bu bizi şaşırttı. Çünkü genellikle orada Arda'ya şans veriyoruz. O yüzden Galatasaray. İkinci Galatasaray maçında Mehmet'i oynatacağım şimdiden söyleyeyim. Beytullah'a da en yüksek pas isabetini tutturduğu için %87 ile tebrik ediyoruz. En fazla kırmızı kart burada Berkay ve Beytullah'a şimdilik görmemeyi tercih ediyorum. Berkay. Umarım dinlediğiniz müzik. Kahve gözüküyor mu? Dökmeyeyim kahveyi göstereyim derken. Gösteremedim. Vodka mı lan yoksa? Kahvenizi alın bana sorarsanız. Takılın arkadaşlar. Rahat olun. Aha! Altyapımıza gelen genç oyuncular var. Henüz onları göremiyoruz. Bu Ocak ayında gelecekler muhtemelen. Altyapıya katılan oyuncular arasında Utku Karaman futbol direktörümüz şöyle bir bakmış. Oyuncu bolluğu yaşadığımız bir mevki maalesef yok demiş. Kanat bek mevkisinde oynayan hiç oyuncu yok. İyi bir şey var mı? İyi seviyede birkaç tane kanat oyuncusu varmış. Bakalım göreceğiz. Önce bir gelsinler. Sonra onlardan bir fayda sağlayabilir miyiz görelim. Bu arada Melih Küçük Kahraman stoperimizde gelişmeye devam ediyor. Teknik özelliklerini geliştirmen lazım. Arkadaşlar bir güzel haber daha. Yönetim beklenenden iyi olan mali durum sebebiyle transferden elde edilen geliri artırarak bu oranı %70 olarak belirledi. Yani bir transfer, bir satış yaptığımızda o paranın %70'i bizim transfer bütçemize yansıyacak. Şimdilik konuşulacak bir mevzu değil. Görelim. Öncelikle Uşakspor karşısına bakalım Onat hocamızın önerisiyle çıkalım. Kerimcan'ı koydu oraya ama ben oynatmak istemiyorum. Riske atamam onu. Sağ tarafta Eren de kendini toparlayamamış. Dolayısıyla ben oraya her zaman Kemal'i tercih ederim. Sağ beke de Zübeyir'i koyalım. Şu kadroyla bir çıkalım bakalım. Galatasaray galibiyeti sonrası derken Efe'yi en azından dinlendirelim. Birazcık yorgun gördüm onu. Mehmet Arabacı oynasın. Golcü stoperimiz bizim. Can da orada dursun bakalım. Belki son 10 dakikada falan sokarız. Haydi arkadaşlar. Uşakspor'la ısınalım. Yani Uşakspor maçına Uşak deplasmanı ısınma olarak bakıyoruz. Bizim de bir yerimiz kalktı. Unuttuğum bir şey var mı acaba bu videoda? Henüz yok sanırım. Çok sevdiğim forma. Her zaman söylüyorum. Atanın ortası Melih yetişemedi topa. Bu maçta bir gevşeklik olacaktır. Galatasaray'ı yenmişiz. Düşsenize. 17 yaşında adamlardan oluşan bir ekipsiniz. Galatasaray deplasmana gidip 4 gol atıyorsunuz. Tüm ülke sizi konuşuyor. Havaya girmez misiniz? Ve İstanbul'dasınız. Gece hayatını düşünün. Kolay değil. Ben bu takımı bir arada tutmaya çalışıyorum. Benim görevim de bence kolay değil. Özellikle Berkay gibi kaygısız, gamsız adamlardan oluşan bir kadroysa. Bakın Uşak'ın sahası ne kadar kötü bu arada. Penaltı noktası. Yağmurla beraber dağılmışlar. Sanki 80'lerden 70'lerden bir sahada gibiyiz Kemal. Her yerde görev yapıyor kardeşim. Gerek yoktu şuta. Bu şu an oranla tabii ki daha iyi başladık. Şimdi en sevdiğim uzun taç taktiğimi kullanıyoruz. Mustafa orada yine ön direkte. Çok güzel Berkay. Berkay asist yapmanın zamanı gelmedi mi ya? Yapmış mıydın? Arkadaşlar abone olur musunuz lütfen? 1171 kişiyiz şu anda. Hadi 1180 olsun. Çok mu şey istiyorum ya? Milletin 10 milyon abonesi var arkadaş. Ben 1180 istiyorum. Yazık. Eren'den olağanüstü bir top Kemal'e. Harika girdi araya Hüseyin. Hüseyin değil, kaleci Hüseyin'miş. Kim o stoper bilmiyorum ama müthiş girdi araya. Olacak gibi. Kemal bugün çok istekli. Atanın korneri. Emre Balak bildiğim bir stoper uzaklaştırdı. Arda tekrar abicim. Çok güzel. Ata soldan girdi içeri. Ata orta yap. Yaptı ortasını. Mustafa Döleksöz. Yine müthiş bir stoper müdahalesi. Stoperler biz Galatasaray'a 4 gol atan takımdan gol yemeyeceğiz. Yeminleri etmişler aralarında ama. Eren Zafer bu yemini dinlemedi. Harika bir gol kornerde. Bekliyordu yayda. Yayın biraz gerisinde diyelim önünde. Harika vurdu ve bu sezon ikinci golünü attı Eren'cim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Duran top şansı Mehmet'le Uşakspor için. Mehmet vurdu. Harika bir gol Mehmet Bektaş'tan. Kalecinin yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok. Ve Uşak adına ilk golünü atmış Mehmet. Mehmet'le tebrik ediyoruz. Eren gördüğü sarı kartla bu sezonki 3. sarı kartını görmüş oldu. Uşakspor attığı golle bir gaza gelmiş. Muhammed çıktı ve aldı. Sakin olun diyor takım arkadaşlarına. Yayılın diyor. Berkay atabilirsin. Aynen öyle.
Ama Mehmet Arabacı, sarı kramponlarına kurban olduğum harika Mustafa sarktı. Mustafa Döleksöz aldı önüne, kötü bir vuruş. Mustafa bugün şanslar yakaladı ama henüz başarılı olamadı. Beytullah ve Eren'in iki orta saha oyuncumuzun sarı kartlı olması beni birazcık geriyor doğrusu. Beytullah'ın daha önce kırmızı kart görmüşlüğü de var. Çok iyi geldi Uşak. Gördüğüm en inanılmaz kurtarışlardan birineyiz. Vay anasını. Helal olsun Mami. Çok iyi çıkardın. Hadi saldıralım ya son, ilk yarının son anlarında. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gömülmeyin sahanıza. Hücum ağırlıklı çıkacağım. Devam. Zübeyir çok top kaybı yapmış. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Zübeyir'i çıkaralım ya. Talha sen oyna bakalım. Sonra Atay'ı da çıkaracağım. Çok yormak istemiyorum. Hücum ağırlıklı devam. Kemal de orada rahat değil. Can'ı son 10 dakika demiştim. Son 20 dakika alabilirim oyuna. Dur bakalım. Öncelikle Yakup'u alacağım Mustafa'nın yerine. Mustafa verilen şansları pek değerlendiremedi bugün. Ne olmuş lan? Bizim oyuncular birden görünmez oldu. Niye bilmiyorum. Olabiliyor böyle şeyler. Ata vurdu. Kaleci Hüseyin çıkardı. Niye öyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bence dış güçlerin oyunu. Bana öyle geliyor. Mehmet dış güç falan dinlemiyor. Harika yükseldi vurdu. Kaleci yine çıkardı. Dur bakayım şunu nasıl çözebiliriz. Uşak Spor'a şöyle bir dönelim. Maça tekrar dönelim. Olmadı. Bu maç böyle devam edecek. Yakup'un ortasına Mehmet Arabacı yükseldi, vurdu. Direkten dönen top Abdullah Balıkçı'ya çarpıyor ve öne geçiyoruz. Şimdi dön dengeli. Hatta pozitif futbola dön. Çok da dengeli olmasın. Son 20 dakikada Kemal'in yerine Can'ı da oynatacağım ben. Can sakatsız belasız, sakatlıksız belasız. Lütfen sakin sakin oyna kardeşim. Yakup girdi korneriyle. Hemen etkili olmuştu. Can yükseldi. Top yine üst direkte patladı. Bravo çocuklar. Şimdi birazcık sakinleyelim bence. Pozitif futbola devam ama tempoyu düşürün. Zaman geçirmeye hafiften başlayabilirsiniz. Uşakspor bizi ne kadar zorladı bakın. 32 şut çektik. İkinci yarı biraz topa... Peki. Tamam arkadaşlar ya. Uşaklılar geldi de yani hazmedin abi yenilgiyi. Uşakspor karşısında zorla da olsa yine 3 puanı alan taraf oldu. Tebrikler. Özel bir not var mı? Görüyorsunuz taraftarlarımız artıyor. Ali Can Ergün demiş ki harika sonuç. Savunma ve hücum iyi iş çıkardı bugün. NFM, UUAŞ, Nazlı Can, kadın taraftarlarımız da var. NFM'nin oynadığı futbol ile gurur duyuyorum demiş. Belli ki Selim Yesad'ından gelen sesleri duymuş. Şu kornaları duymuş da olabilir. Ben kahvemi içiyorum. Keyifle oynuyorum bu oyunu. Keyifle. Şimdi bu sene ligdeki en kritik maçımıza çıkacağız. Eyüp Spor karşısında. Eyüp Spor ikinci. Ama bir dakika. Efe endişelenmeye başlıyor. Efe Nogay pek kendinde değil gibi. Çünkü daha fazla maçta ilk 11'de forma... Ya Mami sen konuşur musun Efe ile? İyi arkadaşsınız biliyorum. Konuşmak istemediğini söyledi. İkinizin arasında dedi. Peki konuşalım. Bazı şeylerden memnun olmadın çalındı kulağıma. Hayırdır? Kadro statümü kıyasla iyi çok forma bulamıyorum diyor. Haklı. Ben onu dinlendirmeye çalışıyordum ama neyse yanlış anlamış. Bundan sonra sana forma süresi vereceğim diyeceğim. Efe çünkü bizim için önemli bir isim. Çok iyi bir stoper. Özellikle 16 yaşındaki zihinsel özelliklerine bakın. Bu adam geleceğin Maldini'si olacak. Mert de döndü aramıza. Onat da Nurullah için gelişiyor kardeşim şeklinde bir yorum yapmış. Devam. Şeyi söylüyordum. Mert Akmeş'e tekrar soğuk algınlığı geçirmiş. Aman kardeşim. Sana bir korona testi yaptıralım. Şeyi söyleyecektim. Eyüp Spor karşısında nispeten yedek kadroyla çıkmak zorundayız. Çünkü 3 gün sonra da Galatasaray maçı var. Çok forma şansı bulamayan kardeşlerimize gün doğdu. Ege Tezgel'in de yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, kadroya katılmasına pek bir şey kalmadı. Hem 10 numara mevkinde oynayabiliyor kendisi hem de orta sahada. Ama asıl mevkisi orta saha. Samet'te de bir grip. Aman abi insan korkuyor. Enes'te de bakın. Eve gönder eve. Hiç kulüpte tedavi falan edemem. Aman abicim eve gidin. İyice iyileşin öyle gelin. Beni canımı sıkmayın benim.
Zaten kulüpte adam akıllı şey yok. Doktor yok. Fizyoterapistimiz bile adam akıllı yok. Aman. Hiç bu işlerle uğraşamayacağım. Genç adamsınız. Evde kalın. Maskenizi takın. Evde olsanız bile. Neyse ben. Bak Ege kadromuza katıldı şu anda, size göstermiyorum. Daha antrenman yapmamış bak adam akıllı. Bak daha geldiğin gibi. Benim canımı sıkma Ege. Şu anda 19 yaş altında kendisi. Size göstermiyorum. Bir iki maça çıkar o. Biz yokken. Mesela Kocaeli 19 yaş altı ile Nova Fakmeş'in 19 yaş altı arasında maç var. Bakarız bir şey yaptıysa kulağımıza çalınır zaten. Bakın kahvemi bırakıyorum. Düşünür müyüz? 1171 kişi var bakın. Bunu gören herkes kola alacak şimdi. Geldi çatlaya yük maçı. En sevdiğim şey rotasyon yapmak kadroda. Var mısınız Eyüp Spor karşısında en az oynayan oyuncularımızla çıkalım mı? Yenileceksek de yenilirim, ne olacak yani. Ayrıca yenilelim de rahatlayalım abi. Tarihimizde hiç yenilgi olmaması beni geriyor. Şeye benziyor bu. Fenerbahçe bence geçen sene Galatasaray evinde yenildi, iyi oldu abi. Ona takılıyor çünkü. Fenerbahçe ona çok takılıyor. Mesela Poyraz oynatacağız. En az o oynamış. Poyraz kalede. Sağ bekte en az oynayanlar şöyle yukarıda olsun. Nurullah'a şans veriyoruz. Sol bek. Berkay'ı Galatasaray maçında oynatmak istiyorum. Dolayısıyla solda Mehmet'i oynatacağım. Mehmet Zübeyir'i. Üzgünüm Mehmet'ciğim. Stoperler. Emirhan Demir. Artık belki 90 dakika oynatmak risk. Efe de oynayacak. Madem konuşuyorsun bu maçta da oynayacaksın. Emirhan Demir'in sakatlıktan döndüğü çok olmamıştı. Can'ı oynatalım mı? Ne diyorsunuz? 90 dakika çıkarabilir mi? İlk 45 dakika oynasın. Gerisini sonra düşünürüz. Unutturmayın bana. Enerji. Mert'i oynatacağım. Yine sonra çıkarmak üzere. Yanında da Beytullah oynasın. Umut Erkara. Solda oynayacak. Orhan Can'ı da 7'ye alacağım. Ofansif orta saha olarak Arda'yı oynatacağım. Çünkü Mehmet Acar'ı Galatasaray maçında oynatmak istiyorum. Söylemiştim bunu. İleride de daha az oynayan isim Yakup. Geri kalanları lütfen Onat'cığım. Seçer misin kardeşim? Teşekkür ederim. Hazırız. Eyüp Spor bize bilenmiş olarak çıkacaktır. Liderlik isteyeceklerdir. E biz de istiyoruz liderliği. Ne olacak? Mahsun Çapkan'ı görüyorum. Fenerbahçe'den sağ kanat. Göksu Alhas da bildiğim bir sağ bektir. Kötü bir kadroları yok. Güzel de bir formaları var. Sarı mor. İlginç bir forma rengi. Hadi bakalım. Göksu hemen kartını gördü bile. Taç kullanıyor. Gördüğünüz gibi Eyüp'ün biraz daha iyi bir takım olduğu şuradan bile anlaşılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sakinler. Böyle bir takımla oynamadık biz ligde. Eyüp iyi bir takım. Ben takımıma güveniyorum. Alper'den Okan'a harika bir top. Okan sağda. Aman aman. Peki Poyraz'ın açık mavi eldivenleri ne diyorsunuz? Adam klas abi. Kısa boylu kaleci. İlginç. Seviyorum. Takım ilgisiz görünüyor maçı ama ona rağmen 5 şut çekebilmişiz. Emirhan hem gergin hem de kart gördü. Korkutma beni. Kerimcan sakatlandı. Özür dilerim kardeşim. Bir 10 dakika daha dayansaydın çıkaracaktım seni ama. Tüh ya. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. Beytullah'ı da çıkaracağım. Bayağı üzüldüm ya. Sorry. Başka çıkarmam gereken kimse yok değil mi kadroda? Tüh ya. Berkay yedekteyse Mehmet Zübeyir'le onu değiştirebilirim belki. Neyse Mert hadi. Adam akıllı bir atak yapalım. Daha 55 dakika ve şöyle sağlam bir hücumumuz yok. Eren harika top. Mert'ten uzaktan bir şut. Direkte patlıyor. Bravo.
Kel orta sahalarımız iyi iş yapıyor. Abi herkes kaygısız olur mu ya? Çok kılım size ya. Arda çık bakayım. Mehmet gir. Galatasaray maçı nasılsın? Eren'den uzun bir taş gelecek. Yakup arkaya doğru. Evet aynen öyle. Vur Mert. Vur. Bir tek sen zaten risk alıyorsun. Mehmet'in şutu Orhan Can yetişti. Patladı mermi gibi. Yetişti ona. Asiste Mehmet Acar'a yazıldı. Hadi yine iyisin. Mehmet'in şutu da hiç fena değildi yalnız. Onu da söyleyeyim. Harika tamamladı Orhan Can. Bravo çocuklar. 16 şut çekmiştik. Hak etmiştik zaten. Efe de kartını gördü. Şimdi Eyüpspor geliyor. Soldan iyi bir orta. Mehmet Sübeyir hata yapmıyor. Bu hata gollemeden savuşturursak temkinliğe döneceğim. Gelsinler üzerimize kontra ataktan bir tane daha atalım. Yakup harika indirdi. Yap bunları işte. Şimdi sola uzun bir top. Hadi Mehmet. İyi yapıyorsun sen o pas işlerini. Yapma. Yapma. Çok belli ettin. Ver Mehmet'e. Orhan Can. Nurullah'ın kaçmasını bekledi. Çok bekledi ama iyi. Hadi Nurili. Hadi Nurili. Nurili ne oğlum? Mert ver Nurullah'a. Ver Nurullah'a sağa işte. Bomboş adam bak. Döndürün oraya topu. Döndür Mehmet. Ya adamsın ya. Yap orta içeride 4 adam var. Nurullah gol geliyor arkadaşlar. Penaltı verdi hakem. Bilmiyorum. Bilmiyorum tartışmalı bir karar. Ama neticede Mert topun başında. Mert Akmeş'e olayı bitiriyor. Olayı bitiriyor. 4 dön temkinliğe 3'ü de atalım. Mert de 3'ü attı. Ama kendi 3.sünü attı bu sene. Helal olsun. Efe sen de sakinleş. Galatasaray maçı öncesinde. Harika bir galibiyet. Ver kısa oyna. Kısa şimdi kısa oyna. Oradaki boşsa kısa at demiştim. Tam istediğimi yapıyor takım. Yap ortanı Zübeyir. Zübeyir kendi girdi. Zübeyir harika bir orta Orhan Can. Orhan Can Demirkol sol ayağıyla muhteşem bir vole. Muhteşem bir gol. Icing on the cake der İngilizler. Yani kekin üstündeki o son krem artık. Creme de la creme. Mükemmel bir gol. Poyraz Polat şu ana kadar oynadığı 302 dakikada kalesini gole kapatmayı başardı. NFM takımı şu anda tarihindeki 15 günlük tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini tattı. 20 maçtır yenilmiyor bu takım. Oynadığı 20 maçın 20'sini de kaybetmedi. Ve 17 maçta 49 puanla helal olsun diyeceğim. Can 4 ay yok. Can için 1 dakikalık sessizlik. Çok üzücü ya. Can 5 hazırlık başına çıkıp 7 gol atmıştı. 3 asist yapmıştı. İnanılmaz bir hazırlık dönemi geçirmişti. Ligde de fena değildi. Çok oynatamadık. Ama sakatlıklar yakasını bırakmadı kardeşimin. Bakın. 3 adet sakatlık. Yani bir sadece bir tanesi maçta oldu. Geri yani 3 gün 6 hafta. Can kötü bir başlangıç yaptı kariyerinde. Bunu söyleyebiliriz ama tabii ki kardeşimizi bırakacak halimiz yok. 4 ay sonra yine en önemli oyuncularımızdan biri olacak. Eren Aydın döndü. Kaderi benzemesin. Sağ tarafta 2 tane oyuncumuz var. İkisi de sakattı. İkisi de dönecek diye bekliyorduk ama. Neyse. Üzüldüm. Şimdi Galatasaray karşısında sağ tarafta Kemal'i oynatmak zorundayım. Hadi bakalım. Verdiğim sözler var biliyorum. Bu arada şuna da bakalım. Donk yok. Kemal de cezalı. Ah onu da unuttum. Kemal de cezalı. Kart cezalısı. Saatlerde kimi oynatacağız oğlum biz? Neyse buluruz birini. Lemina, Seri, Emre Akbaba, Donk yok. Bakalım yedek kadroyla çıkacaklar mı? Ben çok merak içerisindeyim. Çıkmazlar herhalde. Hızlı seçim dediğimizde ne yapıyor? Eren'i oynatıyor orada. Oynatmayacağım hayır. Eren'i risk etmeyeceğim yani. Talha oynayabilir misin? Nurullah sen oynayabilir misin? Talha daha iyi. Talha ile çıkacağım orada. Sağ tarafta. Evet. Öyle yapacağım. Şöyle. Eren'in yerine de Doruk'u mu koysam Nurullah mı? Nurullah'a koyacağım. Eren'i yedeğe bile almıyorum. Arda'nın yerine Mehmet'e verdiğim bir söz vardı. Onu tutacağım. Kalede Muhammed var. Emirhan
Onunla pek oynatamadık bu ara ama değişecektir, merak etme. Efe, seni de oynatıyorum çok konuştuğun için. Bu şekilde gidelim bakalım. Sağ tarafı tutmalı. Yani Talha ve Nurullah orada iyi bir defansif hat oluşturdular aslında, öyle düşünelim. İki tane bekle oynuyoruz. Aykut Kocaman taktiği. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi bu kez Belhandalı, Onyekuru'lu, Andoneli, Sarakkili, Markaoğlu, Musleralı kadroyla çıkmışlar. İşler hiç kolay olmayacak arkadaşlar. Birden 6 tane atarlar, gönderirler adamı. Selimiye Stadı'na hoş geldin Galatasaray. Dengeli çıkıyorum gördüğünüz gibi. Kadroyu görmeme rağmen temkine dönmedim. Ve ilk şutu, hatta ikinci şutu da Galatasaray çekti 7 dakikada. 30 dakika böyle devam ederse yalnız son 15 dakikada birden hücum oynayacağım. Şok edeceğim onları. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Şimdi temkinliğe dön. Bir 10 dakika çekileceğiz sansınlar. Ama şunu yemeyelim önce. Bak kaçtı Onyekuru. Sarakki'yle çok tehlikeli geldi Galatasaray. Yaptılar ortayı, Melik girdi şimdilik araya. Onyekuru orada niye aldı o topu? Niye uyuyorsunuz? Galatasaray tüm hatlarıyla yükleniyor. Sarakki, Talha penaltı. Talha sana güvenmiştim. 25. dakikada Selçuk İnan topun başında penaltıda. Çok net bir vuruş. Çok net bir vuruş. Temkinliğe falan dönme. Dengeliden devam et. Galatasaray erken buldu ilk golü. Galatasaray erken buldu ilk golü. Daha iki gol daha yiyebiliriz. Bir korner şansı Mehmet yaptı. Ortasını. Milli. Küçük kahraman. Tükürdüm, özür dilerim. Şimdi 3 gol yesek bile uzuyor. Saldırın lan son 15 dakikada. Şok olsunlar anasını satayım. Galatasaray savunma yaparak geçirdi son 10 dakikasını. Olay budur işte. Oğlum benim menajerlik taktiğimi anlayamazsınız siz lan. Pozitif futbolla devam ediyoruz. Dengeli de değil. Devam. Değişiklik yok. 60-65'e kadar böyle bir oynayalım bakalım. Belhanda'nın ortaları çok tehlikeli. Fıs. Talha da Nurullah da bugün iyi bir gün geçirmiyorlar. Orada bir değişiklik yapabiliriz de çok da şeyimiz yok yani, orada manevra alanımız yok. Kimi alacağız? Hadi Nurullah'ı çıkaralım. Tamam, Nurullah'ı çıkaralım. Zübeyir'i alalım oraya diyelim. Talha'nın yerine de Orhan Can'ı alalım mı? Alalım ulan. Adam sağ tarafa koysak da iki gol attı. Oyna kardeşim. Dengeliye dön şimdi. Atada bir ata darbe aldı Galatasaraylı oyuncular. Baktı kazanamıyor. Hiç yakışmadı. Ben de Hüseyin'i alırım oraya. Mbappe'm benim. Gir bakayım. Hüseyin Demir'i biliyor musunuz? Kavruk kardeşim. Bak neler yapacak şimdi. Mehmet Acar'ın ortası. Mehmet Acar, Mustera. Kolay bir top oldu diyor ama bence öyle değildi. Orada araya girebilirdik yani. Galatasaray pasta çıkmaya çalışıyor. Sekidika hızlı bir oyuncu. Hüseyin, Mbappe işte bak. Bak Hüseyin Demir. Hüseyin Demir. Harika vurdu uzak köşe ama Mustera böyle uzanıp sağ eliyle çıkardı. Kısa oynayabilirsin. 40 yılda bir kısa oynayın da dedim ben onlara. Eren vur. Harika girdi Galatasaray. Andone ile bir kontra atak şansı. Uyumayın. Uyumayın. Berkay uyudun. Andone kendi başına geldi. Andone vurdu Muhammed. Hayır dedi. No 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 dedi. Muhammed Sönmez. Çılgın Muhammed. Selçuk İnan Galatasaray'ın tek golünün sahibi. Kornerini uzaklaştırdık. At Selçuk'a, offside olsun. Çıktı offside'dan. Şimdi temkinliğe dönün. İyice saldırıyorlar şu anda. Yani Galatasaray'da eleyecek gibiyiz arkadaşlar artık. Hatta eledik diyebiliriz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Herhalde Beşiktaş gelir bize değil mi? Beşiktaş, Başakşehir ya da Trabzonspor'dan biri gelecektir. Türkiye Kupası'nda çeyrek final görmek istiyorum. Tarihe geçeriz bir üçüncülük takımı olarak. Galatasaray'ı belki ikinci maçta yenemedik. Ama ilk golü yenmemize rağmen geri döndük. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı ve önce Ata ne kadar ciddi sakatlanmış onu görelim. 2-3 gün yok. Ve kasaya giren paralara bakın. 18 bin euro beraberlikten dolayı, 36 bin euro tur atladığımız için. Helal olsun. Hemen bir gün sonra kurallar çekilecek. Bu
Utku Karaman, sportif direktörümüz, Galatasaray'a karşı aldığımız galibiyet hakkında konuşmuş. %40 top oynamaya sahip olmuşuz arkadaşlar. Adamlar yani topu ayakları da tutmuş. Şöyle bir bakıyorum. Henüz Ege'yi de göstereyim hadi. Ege burada arkadaşlar. Ege Tezgel 16 yaşında. Antalyalı kardeşimiz ve diğerlerinizden farklı olarak yüzü de burada. Top sakallı. 16 yaşında olmasına rağmen top sakallı bir kardeşimiz. Ege burada. Geçmişi. Bize gelenin geçmişi silinir arkadaşlar. Tek gerçek vardır. No fax machine. Ne saçmalıyorum bilmiyorum şu anda. Bana güçlü olan özelliklerini söylemişti. Umarım beğenmişsindir. 16 yaşında olduğunu unutma. Bunları ikiye katlama gücüne sahipsin. Hoş geldin Ege. Şeyi görelim. Süper Lig'de durumlar nedir? Nasıl gidiyor? Nasıl bakacağız ona? Mesela Galatasaray'a bakalım. Başakşehir'in büyük üstünlüğü vardı ligde. 16 maç oynanmış. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Galatasaray'da Başakşehir'in üstüne gelmiş. Başakşehir büyük bir duraklama dönemine girmiş ama Trabzonspor gerçekten. Sörloth var mı? Sörloth bakalım kaç gol atmış? 20 maçta 9 gol atabilmiş. Özelliklere bir bakın. Karagümrük'te bir hazırlık maçı ayarlamış bile kardeşim Utku. Helal olsun sana. Süper. Karagümrük'te kendimizi test edecek olmak harika. Türkiye Kupası 6. turda 15 Ocak'ta oynanacak. Büyük ihtimalle onun ilk ayağını oynarız. Yani 3 maç daha oynarız ve bitiririz. Kura çekimine hazır mıyız arkadaşlar? Alanyaspor. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Bize gelmesini isteyebileceğimiz kimse yok. Tamamen Süper Lig ekipleri ve sadece biz kalmışız. Diyecek bir şey yok. Kim gelirse gelsin artık. Alanyaspor Sivasspor'la eşleşti. Kayserispor, Rizespor. Bakın Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor duruyor. Ankaragücü, Konyaspor tabii ki yine duruyorlar. Yalnız Gençler Birliği ile eşleşeceğimizi öngörüyorum. Söyleyeyim. Başakşehir. Ne yapacaksın? Bu kadarını da görmedim. Bu kadar da olmaz ya. Yani. ...15 Ocak 2020'de... ...yine İstanbul kulübü çıktı. Onu da unutmayalım. O da iyi bir şey yani. En azından deplasman uçak parası falan vermeyeceğiz. Ben bunları da düşünmek zorundayım. Ege hemen soğuk algınlığı. Peki bir gün git eve. Doruk Arabacı... ...antrenmanlarda göz doldurmaya devam ediyor. Şunu birazcık çıkaracağım. Müzik dinlemekten yoruldum. Saça bakar mısınız arkadaşlar? Bu nedir ya? Ve insanın kulağında kulaklık varken daha zor konuşuyor ilginç bir şekilde. Çünkü kendi sesinizi az duyuyorsunuz. Poyraz'da da bir sakatlık. Belli ki bayağı zorluyoruz biz antrenmanda oyuncuları. Kalça gerilmesi. Üstüne düşmüş olabilir kalçasının. 2-3 gün yok o da. Ama şimdi bir 15 günlük bir hazırlık süreci var. İsterseniz orayı keseyim ben. Önemli bir şey olmadığı sürece. Ne dersiniz? Eren Zafer bir virüs var. 2-3 hafta sahalardan uzak. Ben bir şey demeyeyim ne virüs olduğu ile ilgili. 2-3 hafta git gelme kardeşim. Aman. Bu arada Türkiye Kupası'nda 4 maçta 13 sarı kart görmüşüz. Ve şu anda kupanın en çok kart gören takımıymışız. Tabii bunda kupaya uzun süre devam etmemiz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray belki de bir maç oynadılar, elendiler. Onlar tabii az sarı kart gördü ama biz 4 maç oynadık yani kupada. Utku Karaman'ın bu transfer dönemi için önerdiği isimlere bir bakalım. Erencan Yardımcı'yı önermiş Galatasaray'dan. Yani gelsin ister istemez ama Yakup'umuz ve Mustafa'mız var orada. Tek santraforla oynadığımız için bence gerek yok. Kaan Moradaoğlu öğreniyor kaleciye. Hiç gerek yok kaleciye. Utku ne biçim öneriler bunlar. Emre Kaplan sol bek önerisi. Bak bu olur. Ama kiralık şu anda yapamıyoruz. Transfer döneminde yapacağız bunu. Emre'yi gözlemlemeye devam kardeşim. Beğendim. Mikail Başar forvet. Yine gerek olduğunu düşünmüyorum Antalyaspor. Bu arada baş fizyoterapistimiz Sudenaz Özer 6 aydan sonra gidecek gibi gözüküyor. Sana mı kaldık? Git. Sözleşme yenilemek istemiyormuş. Berkay o da grip. Git. Emirhan Emiroğlu 3-4 gün gıda zehirlenmesi. Oğlum siz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz lan? Oturun adam gibi sabah kalkacaksın yulafını yiyeceksin. Spor sonrası proteinini alacaksın sütünü içeceksin. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Mirza mı? İstemiyorum Mirza'yı falan. Bize karşı oynadı bu herif. Bek varsa eyvallah. Bak Yalçın Kayan'ı öneriyor Göztepe'den. Tamam iyi adam da.
Ebrar Cumhur. Azeri. Olabilir aslında. Ama Türk olmayan oyuncuları alamıyoruz tabii ki. Peki. Transfer sezonu açıldı arkadaşlar. Ege'de aramıza katılacak. Fatih Karagöl'ün karşısında kim bilir, belki şans veririz. Tam rotasyon diyeceğim. Bugün Enes Can'ı oynatmadım. O geldi aklıma. Doruk'u oynatmadık ki nasıl gelişiyor görüyorsunuz. Onları bir görelim. Ayın oyuncusu sıralamasında Orhan Can Demirkol ikinci oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Bakalım yılın oyuncusu kim seçilecek falan filan, onları meraktayım tabii ki. Transfer sezonu açıldı dediğim gibi. Transfer yapmayacağız arkadaşlar. Kayıt dönemi başladı. Hemen Ege'yi de kaydedelim. Ege de aramıza katıldı. Gücümüze güç kattı. Devam. Su koyuyorum. Her şeyi söylüyorum. Şimdi içiyorum. Arkadaşlar baktım yani YouTuber'lık birazcık yalvarmaktan ibaret. Abone olur musunuz ya? Aboneyim abone. Biletleri cebimde. Bu arada marşımızı okuyup müziğiyle beraber video çeken olursa yayınlarım. Hadi buyurun. Bundan sonraki bölümlerin başında o marşı söyleyen arkadaşlarımızı yayınlayacağım. Nasıl? Bekliyorum. Başkanla konuşmayı deniyorum arkadaşlar. Ne isteyeceğim biliyor musunuz? Altyapı testlerini geliştirebilir misiniz? O kadar paramız yoktur ama deneyelim. Ortalama bir oyuncu yetiştirmek için şu anki antrenman testlerimizin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu isteğimi gerçekleştirmezseniz rakiplerimizden geride kalacağımızı düşünüyorum. Aa! Kabul etti. Altyapı testleri inşaatı başladı. Geliştirmenin yaklaşık 220 bin euro tutması bekleniyor ve ne kadar sürecek? Yaklaşık 8-9 ay sürecek. Genç takım antrenman testleri gelişiyor arkadaşlar. Hayırlısı. Belki borca geleceğiz bu iş için ama ne var yani? Bir oyuncu satarız. 5 tane altyapı testi şey ettiririz kardeşim. Basit hemen soruyor. Başkanlar aramızdan su sızmaz. Altyapı testlerinden de memnunum falan dedim. Hayırlısı olsun. Fatih Karagümrük gel. Melih sakatlandı. Arda sakatlandı. 2-3 gün yok. Bunlar hep Karagümrük maçında oynamamak için. Bak Emirhan. Seni oynatacaktım lan karede. Gıda zehirlenmesinin ardından düz koşulara başlamış. Tamam. Karede Emirhan var. Arkadaşlar nasıl gidiyor sizce seri? Önerileriniz, abi şurası çok iyi dediğiniz. Serdar Ak bizle yola devam ediyor. Bir sene daha. Tahir Karapınar bizle bir sene daha. Onur Beşel, Onat Güngör kardeşim de 30 Haziran 2021'e kadar bizle, ama üst lige çıkılması halinde maaş artışı falan bir sürü şey istemiş. Olsun kardeşim, helal olsun sana. Bakalım tam rotasyona çıktığımız takdirde nasıl bir kadro ile çıkıyoruz bu maça. Tam rotasyon dedik. Kaleyi Emirhan aldı. Eyvallah. Doruk'u, Samet'i Emirhan'ı oynatıyor. Harika. Eren Mert, Ege. Ege. Helal olsun kardeşim. Süper. Enes'i de koydu oraya. Tam istediğim kadro çıkmış. Herhangi bir sıkıntım yok. Poyraz'ı yedeğe alalım yalnız. Mükemmel. Tam istediğim gibi. Hadi gidelim bakalım. Baktınız değil mi iyice kadroya? Süper. Emirhan Demir'in oynamasını istiyordum. Kaleci Emirhan'ın da oynamasını istiyordum. Ege'nin, Enes'in de oynamasını istiyordum. Her şey istediğim gibi. Eren Aydın da uzun süre sonra ilk 11'de. Hazırlık maçında da sakatlık olmasın ya. Müthiş. Çok hızlı başladık. Eren Aydın'ın ortasında Yakup. Süper, bakın bu Karagümrük bizden üstlükte yani. Gerçekten müthiş, müthiş bir gelecek vaat eden ilginç bir takım olduğunu NFM. Kısaltmasına kurban. NFM diyelim mi? NFM. Bak son iki harfi FM, görüyor musunuz? FM için yaratılmışız diyebilirim. Yine saçmalamaya başladı Umut. Doruk Arabacı, Muhammed Firda'ya rahat aldı. Sercan, Engin'e. Enes abi oynayacak. Net, Çağrı ileri oynayacak. Ama Hüseyin hayır dedi. Çağrı hayır hayır dedi. Çağrı girdi. Çağrı ortası. İyi uzaklaştı. Saçmalamanın orada. Enda! Emirhan müthiş çıkardı. Enda tekrar içeri oynadı ama Emirhan. Burada ben olduğum sürece öyle bir şey yok dedi. Not in my watch dedi. Susalım ve biraz futbol izleyelim. At Yakup'u işte. At işte. Yakup mu Mustafa mı bu arada? Yakup. Oradan gol attı ya adam.
Rakipte yalnız atta mahlar falan var görüyor musunuz? Ve Sercan da, Sercan yıldırılmış yani. Oğlum sen Survivor'da değil misin kanka? En son bir kıza yazıyordu öyle hatırlıyorum. Bravo Ege. Ege 1.85 bu arada. Takımın en uzun oyuncularından biri oldu. Büyük ihtimalle salladı kardeşim ama canı sağ olsun. Sercan güzel pas. Aferin kardeşim. Acun sandın galiba. Yakup ofsaytasın. Yani ayan beyan ortada. Yakup'un böyle ofsayta düştüğü anlar oluyor. Çok rahat. Yani bir insan 20 metre ofsayt olur mu ya? Aynı kadrodan devam. 15 dakika sonra değiştiririz. Sercan çıktı, Mehmet Battal girdi. Adamların rotasyonuna bak. Yusuf Erdoğan ve Ramazan Civelek. Onlar da oyuna alındı. İki tane hızlı kanat oyuncusu ama Yusuf Erdoğan'ı sol bekte oynatıyorlar. Bunlar da bizden beter. Nurullah'ın yerine sol beke Zübeyir'i alalım. Orhan Can'ı alalım Hüseyin'in yerine. Bunlar pek oynamayan isimler. Samet Demirhan da pek oynamadığı için o yüzden almayacağım Mehmet'i. Devam. İki değişiklik. Tamam. Böyle oynayın. Barış Özbek girdi. Barış Baştaş girdi. İyi bir kadro gerçekten Karagümrük. Sanırım el değiştirdi. Kulübü biri sahiplendi. 2-3 sene önce. Müthiş transferler yaptılar. Erkan Zengin falan hatırlıyorum. O sayede lige çıktı zaten. Çok iyi bir kadro kurup. Yani tesadüf değil. Fatih Karagümrük'ün lige çıkması ve ligede iyi başlaması. Arkadaşlar güzel bir hazırlık maçı olduğu kanaatindeyim. Süre almayan arkadaşlar oynamış oldu. Biraz daha devam edeceğim bu videoya. Şimdi Etimesgut Belediye maçımız var. Başakşehir deplasmanında da çıkarız. Bakalım ne olacak onu bir görürüz. Sonrasında düşünürüz. Sakatlıklar görüyorum. Mehmet Bayraktar kaleci antrenörümüz de biz de yola devam ediyor. Şunu yapalım. O nasıl yapıyorduk? Yönetimden şunu isteyeceğim bakın. Personel. Mesela bir antrenör daha istiyorum. Bir antrenör daha alabilme imkanı istiyorum. Tamam. Şimdi bir antrenör daha alabiliriz. Bunun için sizden antrenör olmak isteyen var mı? Önce onu soralım. Unutmayın. İsminizi yazın. Nereli olduğunuzu yazın. A takım antrenör olma şansınız var. Haydi bakalım. Abone olmanız gerekiyor yalnız. Yine yalvaran YouTuber. Eğer sizden olmazsa burada gerçek hayattan birini alacağım. Buzdağ suları. Buzdağ suyunu içmeden kendime gelemiyorum. Kovalıyorum abi, her şeyi kovalıyorum. Şöyle bir bakayım. Altyapı sorumlusu alabilirim kulübe. Bunun için iş ilanı da koymuştum ama kimse istememişti. Altyapı arayalım bakalım o zaman. Altyapı sorumlusu olmak isteyen varsa biz hazırız. Sizden olmak isteyen varsa biraz geç kaldı ama kimse başvurmazsa lütfen. Tamam, Yüksel Seyhan'ı da 19 yaş altı asistan menajer olarak aldık. Süper. Eren Zafer geri döndü. Samet kararlılığını arttırmış. Vizyonunu, oyun görüşünü arttırmış. Helal olsun. 19 yaş altı menajerlik görevini Tahir Karapınar'a bırakmıştık. Onun da bir asistanı oldu artık. Oradan iyi şeyler bekliyorum. Doruk 3-4 gün boyunca soğuk algınlığı bugün ya bu sene bizi bitirdi. Soğuk bir kış oldu herhalde. Hazırlık maçında Karagümrük'e karşı başarılı olan ekibi Etimesgut Belediyespor karşısında da sahaya sürüyorum. Bu sayede as oyuncularımız Başakşehir maçı öncesinde dinlenmiş olur. Nasıl fikir? Beytullah, helal olsun antrenmanlarda. Deli gibi çalışıyorsun. Özelliklerine bakalım. Gayet iyi. Bu arada Kemal Aslan özelliklerine bakmamı söylemişti. Onu hatırladım. Buyur kardeşim. Düşüştesin. Kart cezası, cezalığı sana yaramadı. Yaramamış. Yenilmeme rekorunu artık koşacağımız rekor mu kaldı abi? Hadi bakalım, dediğim gibi eğer bir mani yoksa Doruk mani. Tamam, onu hatırladım şimdi. Doruk'un yerine de rotasyonu diyelim. Şöyle yapalım. Temizle. Yedekleri de temizleyelim. Kısıtlama olan kadroyu seç. Boştaki mevkiler dediğimizde
Oraya Kemal'i koyuyor tabii haliyle. Kemal oynasın. Madem düşüşte oynasın kardeşim. Ama şöyle de bir durum var bakın. Ne biliyor musunuz sıkıntı? As oyuncularımız da bu transfer dönemi nedeniyle onlarda da biraz düşüş var. Yani aslında onları da oynatmamız gerekiyor ama. Neyse. Bir iki tanesini yedekten sokarız. Ege'ye forma numarasını veriyoruz şimdi. Boştaki ne var bakayım? 10 numara vermek biraz ayıp olur. O kadar oyuncu var. Sana 17 numarayı veriyorum Ege. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Etimeskut'la oynuyoruz değil mi? Ankara. Yerliler Ankara'dan. Çift forvetle oynuyorlar bize. Bence yanlış bir karar. Hadi bakalım. Kemal. İyi misin abi? Are you alright? Damn boy. Hüseyin, Enes. Harika bir uyum. Enes inanılmaz girdi. Bileğinin hakkıyla kazandı penaltıyı. Mert mi vuracak? Hüseyin mi? Hüseyin vuracak. Birinci penaltıcımız Hüseyin. Hüseyin Demir topun başında. Mbappe'miz tam ortasına vurdu. Ve bu sezon 5. golünü attı Hüso. Helal olsun. Umarım kızmıyorsundur böyle dedim diye. Kızıyorsan söyle. Bir daha söylemeyiz. Hiç sıkıntı değil. Paslara bak ya. Abi içeride 25 kişiyiz. Dışarı atmamız mantıklı oldu o yüzden. Eren'in sağ tarafta toparlanması bizi çok mutlu etti. Onu çıkaracağız mesela 45 dakikanın sonunda. Ben öyle dedim diye 43. dakikada sakatlanacak tabii. Nurullah sol bekten sağ ayağıyla yaptı ortayı. Eren ne yapıyorsun oğlum? Gördün mü? Beli kırıldı. Olsun o da 5. golünü attı. Doğru mu gördüm? Bakacağım ona tekrar. Bu kadar az oynayan bir ismin 5 gol atması gerçekten çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Erçin'in müdahalesi. Hüseyin hayır dedi. Ben ayakta kalacağım. Yine girdi içeri. Ortası kaleciden sekti. Yakup orada salağa yatmış. Yani benim hiç haberim yok diyerek hayır çıktı ve fırsatçılık golünü attı. Poacher golü diyoruz buna İngilizce'de. Poacher. 3-0 oldu bile. Yani bir golü anlatmaya zaman yetmiyor. Öbür golü atıyoruz. Helal olsun. Mikail çift daldı Mert'e. Kesinlikle kırmızı kart olacaktır. Kesinlikle kırmızı kart çıktı ve biz buna hücum ağırlıklı oynayarak karşılık vereceğiz. Düşene bir de ben vuracağım. Böyle hareket mi olur lan gencecik çocuklara? Yazık değil mi? Saldırın arası satayım. Hiç yakıştıramadım. Hüseyin seni ilk yarıda çok başarılı bulmama rağmen herkes bulmuştur. Bir gol bir asist. Çıkaracağım. Çünkü Atay'ı da Başakşehir maçına hazırlamak istiyorum öte yandan. Hanginizin oynayacağına Onat karar verecek. Hüseyin çık. Ata gir. Eren'i de çıkaracağız. Daha fazla yorulmasın. Kemal orada oynar. Eren'in yerine de sağ bekte. Efe hocam ben oynarım dedi. Aferin Efe. Madem öyle her maçta oynamak istiyordun oyna. Bir nebze daha geniş alanda oynamaya çalışıyormuş. Etimeskut bence 10 kişilik bir takım için çok yanlış bir karar ama yine de siz bilirsiniz kardeşim. Ben olsam oynamazdım o kadar söyleyeyim. Kaparız biz onu. Kapacağız. Ay 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 ay. Ege ya bir gol sıkıştırsana. Çok iyi. Enes harika gidiyor. Muazzam bir pas Ataya. Muazzam bir pas Enes'ten. 5. golünü attı Ata. Enes'i yine altımda don olmasa ayakta alkışlayacaktım. Helal olsun. Muazzam. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Yakup'u dinlendirelim. Mustafa da biraz oynamış olsun. O da 25 dakika oynayarak Başakşehir maçına hazırlansın. 4-0. Çok iyi gidiyor her şey. Ege'den bir asist ya da bir gol, bir katkı bekliyorum. Kemal girdi sağdan. Kemal bıraktı. Yakup yine fırsatçılığını konuşturmasına rağmen son vuruşu çok kötüydü bugün. Gel taktiklere. Dengeliye dön. Tempoyu iyice düşür. Zaman geçir. Bu maçı bitirelim. Onlar da zaten daha fazla yememeye,
bir şey demeyeceklerdir. 4-0 bitsin. Ama durmuyor. Mofax Machine derken Atan'ın duran topu. Kaleci Mert'te kaldı. İlk maçta da biz bunları tarumar etmiştik. İkinci maçta da Etimesgut bize rakip olamayacağını gösterdi ne yazık ki. Ankaralı kardeşlerime selam. Abone olun. Nurullah. Uzun sürdü. Gol olabilir. Ege'den şık bir pas Mert'e. Mert Kemal'i görebilirsin. Nurullah'ı da görebilirsin artık. Geri dönmeyi tercih etti. Dediğim gibi tempoyu düşürdük. Kemal harika aldı. Yine yılmadı. Kemal onu da geçti. Kemal direkten dönüyor. Kemal gerçekten ben sağ tarafta da oynarım diyor yani. Sadece bekleyelim diyor. Müthiş. Dönebiliyor musun şeye? Neyse Nurullah'a dönün diyecektim de geçti artık. 5-0 çok şık bir skor olmaz mı? Şimdi bütün Başakşehirli oyuncular, teknik ekip izliyor tabii bu maçı. İnceden tısmışlar mıdır? Bence Fenerbahçe ve Galatasaray'ı eleyen bu ekibi yenmek isteyeceklerdir. Atan'ın harika düştü. Direkler, bugün çok dövdük direkleri. Başakşehir maçı hiç kolay olmayacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Niye kolay olsun zaten? Kemal'in ortası. Ata yine direkten döndü. Ve sanırım artık bu maçı bitiren pozisyon olur. Çok sert oynuyorsunuz be Etimesgut. Ne gerek var? Ne gerek var? Böyle koridor yapıp alkışlayarak bizi sahaya çıkarmanız lazım. Üçüncü ligin gururuyuz biz. 4-0 kazanıyoruz. Selim Yastan'la oynadığımız bu maçı. Kim bilir belki ilerleyen günlerde. Bu arada Ata Alamut NFM adına liglerdeki birinci golünü attı diyor. Çok enteresan. Hep kupada atmış Ata. Ata kutluyoruz. Kim bilir belki de 10 sene sonra kendi stadımızı inşa edeceğiz ve ismini ne koyacağız bilmiyorum. Belki Umut Bozoğlu koyarız. Kim bilir. Ege 2. Lig Kırmızı Grup tarihinin en genç oyuncusu olması sebebiyle unutulmaz bir gün geçirmiş. Kaç yaşındasın kardeşim? 16 yaşındasın. Tarihe geçti Ege. İlk transferimiz. Zaten o şekilde de transfere geçmişti. Bravo. 9 maçtır galip geliyoruz ligde. Ve şimdi Başakşehir deplasmanına çıkıyoruz. Hazır mıyız? Duymuyorum ki. Devam. Bakalım nasıl bir kadroyla çıkacak Başakşehir ya. Üst üste galip gelme rekoru. 9 maç. Ligi şöyle tekrar bir görelim. Bizle beraber. Eyüp, Ankara Demir, Kastamonu ve Bandırma. İyi gidiyorlar. Beyaz gruba bakalım. Orada da Samsun Spor lider. 18 maçta 40 puan toplamışlar. Biz 52 puan topladık. Vay vay vay. Birinci ligi görebiliyor muyuz ya? Türkiye birinci lig. Eskişehir zaten 9 puan eksiyle başlıyor biliyorsunuz. Fatih Karagümrük ve Altınordu orada kötü zamanlar geçiriyor. Yani çıkacağımız ligde de bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Süper Lig'den düşecek takımlar var. Şu anda Antep Gençlerbirliği ve Ankara Gücü gibi gözüküyor. Güzel olacak. Artık çıkacağımızı düşünebiliriz herhalde. Büyük yani felaketler yaşamazsak sakatlık adına falan filan. İlerleyeceğiz gibi. Haftanın takımına seçilen Nurullah var. Kendisini tebrik ediyoruz. Nereye koysak oynayayım kardeşim. Başakşehir maçı geldi, çattı. Fatih Terim Stadyumu'nda yerimizi aldık. Otobüsümüzle. Mustafa kim? Mustafa Dölektöz. Önemli bir oyuncu ve futbolunu geliştirmeye hala açık. İyi de çalışmış. Baksanıza. Bugünkü maçta Mustafa'yı oynatacağız zaten. Bakın teknik heyet Dünyacan Çiçek verdi isimli. Kondisyon antrenörüne önermiş. Çok iyi ama ben size öncelik veriyorum. Videoyu eğer tamamını izlediyseniz görmüşsünüzdür ne istediğimi. Evet eşleşmeler gördüğünüz gibi. Antep Beşiktaş maçının kazananı da bizim için önemli. Çünkü büyük ihtimalle Beşiktaş'la eşleşeceğiz. Her neyse önce biz Başakşehir'i bir eleyelim. Sadece Şikirten'in yokluğunda bizde de Can Kere yok. Bakalım nasıl bir kadroyla çıkacaklar. Ben hızlı seçim dediğimde Onat şöyle bir kadro önerdi. Muhammed, Kemal, Melih Efe, Melih'in kondisyonunda sıkıntı olmasına rağmen. Sol bekte Berkay. Sağda Eren. Bunu zaten bekliyorduk.
Eren Zafer Beytullah. Solda Ata. İleride Arda ve Mustafa. Tamam diyoruz. Onat'a karşı boynumuz kıldan ince. Sıkıntılar var kondisyonlarımızda. Sarı kart sınırında olan 3 oyuncumuz var. 4 oyuncumuz var hatta. Başımıza ne gelecek bilinmiyor. Ama menajerliğin de bu kısmı güzel zaten. Haydi bakalım Başakşehir'in kadrosunu görelim. Başakşehir, Krivelli'li, Robinho'lu, Viskalı, Azubuike'li, İrfan'lı, Mahmut'lu, Klişili, Ponk'lu, Davidovic'li ve Kaysaralı, Volkan Babacan'lı kadrosuyla tam kadro çıkmış karşımıza. Eyvah, eyvah, eyvah. Mor forma. Hadi bakalım. İki ayaklı olduğunu unutmayalım. Bir gol atarsak çok önemli deplasmanda. 10 dakika golsüz geçildi. İki takım da birbirini tartıyor şu anda. Yalnız Başakşehir 5 faul yapmış. Faul oynuyorlar. Niye kart çıkmıyor? Mustafa Dölöksöz'ün de diz girişinde bir çekme yaşıyor. Biraz daha oyna kardeşim. Ya da yok ya. Benim kalbim dayanmıyor. Yakup'u alalım. Mustafa niye öyle oldu ya? İlk değişikliğimizi çok erken yapmak zorunda kaldık ne yazık ki. Eren Aydın kart gördü. Temkinliğe dönelim ilk yarı biterken. İki Eren'imiz de şu anda kartlı. Tekrar dön dengeliğe bir şaşırt. Hadi bakalım. İlk pozisyon 42. dakikada Eren. Yani bu kadar bahtsız başlayabilirdik maça. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu taktikte 10 kişi kaldığım zaman 10 numara mevkiini çıkarıyorum oyundan. Yani olan Arda'ya olacak. Tabii sağ tarafta oynayabiliyorsan o değişik, hayır. Arda'nın yerine sağ bek alacağım. Ya bu çok kötü oldu ya. Talha'yı mı alalım, Zübeyir'i mi? Zübeyir daha hazır. Zübeyir'i alacağız ama bu ne demek biliyor musunuz? 2 değişiklik yaptık. Daha ilk yarı bitmeden. Ve duran top şansı ilk yarı biterken. Topun başında kim var? İrfan mı? İrfan Can. Çok tehlikeli bir yerden kullandı. Barajdan döndü. Beyler Krişi niye bomboş? Krivelli niye bomboş? Sekiz şut çektiğimiz bir maçta hiç hoş değil. Üzücü. Eren toparla kendini. İkinci kırmızı kart falan göreyim deme. Bir 15 dakika temkinli oynamaya devam edelim bakalım. İkinciyi bulmak isteyeceklerdir şu anda. Yani Ata'ya kaldık. Sol tarafa. Bir dakika ya. Taktiklere gel. Oyunu durdur. Sol kanadı kullan. Ata'ya güveneceğim. Biraz dengeliye dönün bakayım. Eyvah. Başakşehir hücumu. Oralarda kapamadığımız sürece etkili olamayız. Çok tehlikeli geldiler. Robinho'nun önüne bir top. Robinho ikinciyi attı. Kupa maceramız burada son bulacak mı bakalım. Ah 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 ya. Şu Kemal'i yerine alacak adamımız yok anasını satayım. Adam yorulmuş. Ama bekle daha büyük sıkıntılarımız var. Berkay çık. Muhammed gir oraya. Ya bir gol atmak için zorlasak mı acaba şu anda mesela? 10 kişiyiz abi. Bence böyle bitirmeye zorlayalım. Vallahi. Devam. Şundan da vazgeçelim. Sol kanadı kullandan. Bize bir faydası olmadı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Yemeyelim bunu lütfen. Tamam. Geriye çekilmek zorundayız. Temkinliğe dön. Tempoyu düşür. Bunu yapacağız arkadaşlar. Duran top kazanmaya da çalışalım haydi. Belki. Belki bir şans. Ya yine de 14 şut çekmişiz. Bir duran top şansı daha Viska ile Başakşehir adına. Yaptı ortasını. Ya bugün bizi Viska bitirdi. İşte bir Süper Lig ekibi tam kadroya çıkınca ne oluyor görüyorsunuz değil mi? Bir atak şansı daha.
Penaltı itirazları Halil Umut Meler VAR standına gidiyor. İzleyecek. Dördüncüyü yiyecek miyiz? Ne olursa olsun ben hücum ağırlıklıya döneceğim. Son 1-2 dakikada en azından. Halil Umut Meler bakıyor pozisyona. Penaltı diyor. Dördüncü golü yeme ihtimali. Sıç. Topun başında İrfan mı var? İrfan topa vurmak için geliyor. İrfan vurdu, Muhammed çıkardı. İrfan vurdu, Muhammed çıkardı. Zübeyir'den bir riskli hareket daha. Ne yapıyorsun Yakup? Orada yok oldu gitti Yakup maç boyunca. Yapacak da bir şey yok. Efe uzaklaştırdı. Artık son bir dakika. Başakşehir 3, No Fax Mission 0. Bir gol atabilseydik çok şey değişebilirdi adımıza ama dördüncüyü yiyemeyelim artık. Başka bir şey isteyemeyiz. Yakup atlan. Atlan. Attı valla. Yakup attı. O kadar önemli ki. O kadar önemli bir gol ki. Çok kötü oynadığımız bir gün. 10 kişi kaldık. Çok önemli gol. Arkadaşlar üzülmeyin. Üzülmeyin. Bu işin ikinci maçı var. Diğer maçlara bakalım. Alanya Sivas 1-1. Konya Spor Ankara Gücü dağıtmış. Antalya Spor Atıf'la gülmüş. Başakşehir 3-1. Antep 1 Beşiktaş 3. Kayseri 1 Rize 1. Trabzon Gençler Birliği golsüz berabere. Yeni Malatya 0. Göztepe 2. Kamil Vilsek. Bizim FIFA videolarımızı izleyenler bilir Kamil'i. Mustafa Dölekse sakatlanmış. 3'te 6 hafta yok. Harika haberler ya. Eren bir maç ceza almış. Tabii ki öyle. Yani hakikaten. Ben burada bitireceğim arkadaşlar bu videoyu. Yaklaşık yine 1 saat oldu. Utku Karaman mağlup olsalar da işin olumlu yanına bakıyor. Öyle bir açıklamada bulunmuş. Kötü. Bir sonraki videoda Başakşehir rövanşı olacak. Umarım tur atlarız. Elimizden geleni yapacağız. 2-0'lık galibiyet bizi tur atlatır. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz beğenin. Gerçekten beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı sakın unutmayın. Birazcık kalabalıklaşalım. Ne kadar insana hitap edebilirsem ben o kadar mutlu olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Umut'tan, NoFax Machine'den selamlar. Saçım nasıl?